Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çatlamadan, kırılmadan püf noktalarıyla pastanedekilerden daha güzel, farksız demiyorum yani daha güzel bir rulo pasta tarifi vereceğim. Dediğim gibi püf noktalarıyla anlatacağım. O yüzden videoyu baştan sona kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. 4 tane yumurta kullanacağım oda sıcaklığındalar yani ılık durumdalar ee, direkt buzdolabından alıp soğuk halde kullanmıyoruz şimdi yumurtaların sarılarını ve aklarını ayrı ayrı kaplara ayırıyorum yumurta aklarına çok az şöyle bir fiske tuz ekliyorum ve mikserle yaklaşık 5 dakika köpük köpük beyaz oluncaya kadar çırpıyorum. Hemen beyazlaştığımı bırakmayacağız. Biraz kıvam alması gerekiyor. 5 dakika çırptığımızda dediğim kıvamı yakalamış oluyoruz zaten. Yumurta sarılarına geçtim. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave ediyorum. Mikserle rengi açılıncaya kadar çırpacağım. Bu aşamada biraz daha su ilave edeceğim ama öncesinde birazcık karıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika çırptıktan sonra rengi açılmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi azar azar yarım çay bardağından biraz az sıcağa yakın su ilave ediyorum sıcak su kullanmamdaki sebep toz şekerin e, daha kolay eriyebilmesi için. Toz şeker eridiğinden dolayı da pandispanya e, daha yumuşak, daha güzel oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> e, evet şimdi gördüğünüz gibi bakın beyaza yakın oldu rengi. Çok güzel bir şekilde çırptım. İkisini şimdi birleştireceğim ama öncesinde e, unu ve diğer malzemeleri ilave ediyorum. Yumurta sarılarının olduğu kısma. 1 paket vanilya, 1 su bardağından 1 parmak eksik un, yine klasik su bardağı ile ve 1 çay kaşığı da kabartma tozunu ilave edip mikserle e, düşük hızla karıştırıyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz yoruma izlediğinizi belli eden herhangi bir cümle, kelime, eleştiri, öneri yazabilirsiniz. Ya da bir emoji bırakabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Sorularınız varsa ayrıca onları da sorabilirsiniz. Ee, evet şimdi... Yumurta sarılarına unu, kabartma tozu ve vanilyayı ekledim, karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yumurta aklarını ilave ediyorum. Azar azar yumurta aklarını içine ekliyorum ve mikser kullanmayacağız karıştırmak için bir spatula ya da kaşık yardımıyla şöyle aşağıdan yukarı doğru yavaş hareketlerle yumurtaları çok fazla söndürmeden karıştırıyoruz. Püf noktalarından birisi de bu yumurta sarıları ve aklarını ayrı ayrı güzel çırpmak ve yumurta akını da şu şekilde e, çok fazla söndürmeden yedirmek, yavaş yavaş karıştıracaksınız dediğim gibi. diyorum ama ben de sanki hızlı karıştırıyor gibi olmuşum. <laughs> Pandispanya hamuru hazır. Tepsiye yağlı kağıt yerleştirdim. Üzerine hamuru döküyorum ve eşit şekilde yayıyorum. Kullandığım tepsi midi fırın tepsisi. Yani ankastre fırınların tepsisiyle aynı boyutta. Daha küçük bir tepsi kullanırsanız rulo pastanız kalın olur ve sarmakta zorlanırsınız. Yani mümkün olduğunca büyük bir tepsi kullanın. Fırınımı 165 dereceye ayarladım. İyice ısınmış olan fırına tepsimi gönderiyorum. Ve fırının kapağını açmadan yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Benim fırınımda bu kadar sürede pişiyor. Sizin fırınınızda değişebilir belki. O yüzden kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Fırından çıktı. Şu an çok sıcak halde. Kağıtla birlikte hemen masanın üzerine alıyorum ve sarma işlemine geçeceğim. Kağıdın altına ıslak bir bez yerleştireceğim. Yani suyun altına tuttum bezi. iyice suyunu sıktım. Şimdi kağıdı üzerine yerleştiriyorum. Ve bezin yardımıyla kolayca sarabileceğim. Ve kırılma olmayacak. Zaten çok güzel bir şekilde hazırladık pandispanyayı. Yani esnek bir hamuru var. Ama kurumaması için, daha nemli kalması için bezden destek alıyoruz. Şöyle boş halde önce sarıyorum. Ee, ve bu şekilde bekleteceğim üzerine bezi kapattıktan sonra tamamen soğuyunca da içine kremayı süreceğim Pandispanya soğudu. Şimdi kremasını süreceğim. Dediğim gibi bir paket kremolie kullanıyorum. Paketin üzerindeki yazan haliyle hazırladım. İsterseniz krem şanti kullanabilirsiniz ya da kremayı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Size kalmış bu. Şimdi dikkatli bir şekilde pandispanyayı açtım. İçine kremoliyi döküp sürüyorum. 2 tane muzu ortalarından kesiyorum ve şöyle baş kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra pandispanyayı dikkatli bir şekilde rulo halde sarıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çatlama kırılma olmadan rahatlıkla sardım ee, görüntüsü bu şekilde bile çok güzel ee, şimdi ben bir tepsiye alıyorum üzerine krem şanti süreceğim ee, İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz ya da kakao e, çikolata eritip dökebilirsiniz ben krem şanti ile etrafını kaplayacağım Anne verdim. Oo süper. Çok beğendim ya. Süpersin. Buzdolabında yaklaşık 3-4 saat kadar bekledi, iyice dondu. Şimdi dilimleyerek servis ediyorum. aşamalı gibi görünse de mikseri olan herkesin kolaylıkla yapabileceği en basit pastalardan bir tanesi. Ben de diğer pastalara göre daha çok seviyorum rulo pasta yapmayı. Çünkü daha az zamanımı alıyor inanılmaz yumuşak bir pandispanyası var. Siz de aşamalara uyduğunuz, benim gibi yaptığınız sürece çok güzel bir rulo pasta elde etmiş olacaksınız. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de mutlaka yoruma yazın. Olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa dediğim gibi yine yazabilirsiniz. Gördükçe cevaplamaya çalışıyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz rahatsız olduğumdan dolayı arada sesim gidip geldi. Bu kısma kadar tahammül ederek izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu görmesini istediklerinizle paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdi hoşçakalın başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.